Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bir replay analizinde daha birlikteyiz. Sevgili izleyicilerimizden sevgili Demci bize gönderdi bu replay analizini. Hemen drone scout'a geçti. Okay. 12 pool scout'um bu. Yani bunun için sana daha güzel bir tavsiye vereyim. Bu şu anda sana seni bıçaklıyor ekonomini yani anlamsızca. Bunun için daha güzel bir taktik vereyim. Gönder Overlord. İlk Overlord'u gönderiyorsun ya. Chat bir büyük gibi. Bu oyunu hatırlamıyorum. Bu arada oldu 3-4 gün eyvallah. Ben değilim o. O ne ya? Mavi sensin işte. Pardon dur bakayım. Pardon bu kırmızı ya. Oo. Hocam tamam. 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 Bu arada bunun için bahsi geçmişken söyleyelim. Arkadaşa tavsiye vermiş olalım. Şimdi ilk Overlord'unu hemen gönder zaten. Tamam mı? Yapacağın şeylerden bir tanesi. Hemen drone'unu yaptın. Overlord'u gönderdin. Tamam bak gidiyor. Şimdi Overlord'u buraya gönderiyorsun. Sonra Shift Command buraya çekiyorsun. Amacın burada şey yapılmış olun. Hatchery var mı yok mu ona bakmak. Tamam mı? Şimdi 1.30 saniyede falan 1.30 saniye 1 dakika 30 saniye civarlarında 19 supply'a ulaşacaksın. Tamam mı? O 19. larvayı normalde overlord yaparız. Tamam mı? O overlord'u yapma. Eğer ki 12 pool geçmişse, 12 pool yapmışsa, tamam sana ilk başta 12 pool çakıyorsa o zaman o zerglingler senin overlord'unun altından geçecek. En efficient, en verimli bir şekilde saldırmak istiyorsa karşıdaki. Diğer türlü adam normal şeyden de getirebilir. Overlord'unu şuradan dolandırabilir linkleri görme diye sen. Ama en verimli şekilde saldırmak istiyorsa en hızlı şekilde vurmak istiyorsa ki öyle yapmalı. Sana olabildiğince en fazla zarar vermek için. O overlord'un altından geçecek. Dolayısıyla 1.30 1 dakika 30 saniye ile 1 dakika 55 saniye arasında olabilecek bütün bu early pool şeyleri olasılıkları geçer. 1.40'da mı ne? Şey görürsün. 12 pool drone 13 pool drone galiba. 13 şeyli 13. drone 13 drone'la drone çekip zerglinglerle birlikte dronlar görürsün. 1.50'de galiba 14 pool 14 pool 14 supply'dayken spawn pool yapmıştır falan filan. Bu çizgileri o aralıkta görürsün. O sırada yapma o larvayı. Eğer ki görürsen hemen zergling yaparsın onunla. Larvan olsun yani elinde. Eğer ki 1.55'i geçti hemen overlord drone'unu yap. O yüzden early scout'a, drone scout'a gerek yok. Evet, şimdi damage'in tarafındaymışız. Hemen gönder, hemen gönder. Gönder bunu. Adamı 3. base'ine gönder. Oraya değil. İlk overlord, bak sana söylüyorum direkt net. Karşıdakinin natural'ına şuraya gelecek şekilde, zerg ise karşındaki, buraya gelecek. Sonra şuraya shift command ile sağ tık. Anladın? Ve bakacağın şey adam expand etmiş mi etmemiş mi? Bu. Bilgi bu. Diğeri de diğer overlord da hemen yumurtadan bile rallyleyebilirsin. Ya buraya ya burası ya burası. Seç birini. Üçüncü base'e gönder. Hiç sallama bunu. Bunu hiç sallama. Zaten almayacaksın o gazı. Bir tane gaz alacaksın. Tepki verdin mi sen buna? Birazcık aksamış build'un. O yüzden biraz erken oldu ama erken değil işte o. Geç şu anda. Build'un aksadığı için birazcık geç. Bir yerde bir şey var. Neyse önemli değil, önemli değil. Önemli değil. Onu yapınca erken saldıracak dedim. Panik oldum birazcık. Evet öyle bir şey sezdim ben de aynen. Şu anda senin ligin neydi Demci? Silver mıydı? Bronze muydu? Eğer ki Bronze League'deysen Silver.
bir tane şey hakkın var diyeyim yani. Bir tane spine crawler hakkın var. Bir tane spine crawler yapabilirsin ama bir tane. Eğer ki kendini güvende hissetmiyorsan. Ha, normal görürsün bayağı Link Flood görürsün. Bildiğin Flood yani Link. ZVZ'deki en önemli noktalardan bir tanesi. Karşında Zerg varsa Overlord. Overlord Scout inanılmaz önemli yani. Overlordları dağıt bütün haritaya. Çünkü bunu engelleyecek bir şeyi yok. Zerg'ün hava şeyi, air hava üstünlüğü çok sonra başlıyor. Anladın mı? Dolayısıyla Overlordları dağıt. Dağıt, bütün haritaya dağıt. Buraya dağıt, buraya koy. Anladın mı? Bütün boşlukları doldur. Overlordlar burada yatmayacak, Overlordlar. Bütün haritayı gör. Adam nereden ne kadar ne getiriyorsa bütün haritayı gör ya. Yani. O Z ve Z'nin akla kulağın küpe olsun diye söylüyorum. Şu anda hiç yani bunu bu elzem bir şey değil söylediğim şey. Onu diyorum yani eğer ki Overlord şey yaparsan Overlord Scout yaparsan görürsün. O zaman baktın o gördün sürekli Zerglin geliyor diyelim. O zaman yapacaksın tabii ki Spine'ların şeyleri. Ama onun da taktiği var. Onu da konuşuruz. Öyle spine'larla savunma yapmana da gerek yok. Wall'u çakarsın direkt. Ben sana bir şey tavsiye edeyim. Böyle bir durumdaysan eğer. Bak kendini savunacak kadar lingin var. Gazları aldın. Cayır cayır gaz topluyorsun. Roach. Hemen bir roach vurun. Hemen bir tane roach vurun. Hemen bir roach vurun. Müzik değişme şansı var mı? Müzik çok mu aydı şey yaptı? Müziği çok fazla değiştirmiyorum. Çünkü lisanssız bir müzik bu. Blizzard'ın kendi müziği. YouTube'a koyduğum zaman copyright strike yemiyorum. Diğer türlü copyright strike yedirtiyor yani. Birazcık daha ileri alayım. Biraz baymış olabilir. Beni de ince ince bayıyor. Ona ben başka copyright free şeyler bulacağım. Roach. 2 base yapıyorsan damage'i. 2 base'desin. Hemen Roach'unu çak. Bu rahat et. Bununla hiç uğraşma yani. Bırak şey yapsın. Gayet güzel. Ne yapıyorsun? Drone. Çok iyi. Çok çok iyi. Kral. Drone yapmayı çok sevindim şu anda. Şimdi burada bir şeyi dikkat etmeni istiyorum. Sürekli Zergling geliyor vuruyor değil mi? Sürekli Zergling. Adam karşındaki Zergling yapıp sana saldırıyor. Zergling yapıp saldırıyor. Mantıklı bir şey yapıyorsun. Adamın şeyini karşındaki rakibinin Zerglinglerini yendiğin anda hemen drone yapıyorsun. Ama şu anda mesela bak overpower etti seni. Şimdi artık Zergling yapacaksın. Roach yapmış olsaydın hiç ihtiyacın yoktu bunlara. Anladın mı ya? Yap ya. 10 tane Roach yap. Sürekli gelip ölsün. Roach'lar bayağı duvar gibidir yani Zerglinglere karşı. Şu anda aynı üniteyle bu herhangi bir ırk için geçerli. Terrans'ın, Protoss'un, Zerg'sin fark etmez. Karşındaki rakiple aynı üniteyle savaşıyorsan, adam aynı üniteyi yapıyor, sen de aynı üniteyle savunmaya çalışıyorsan doğal olarak yani ya bir upgrade üstünlüğün olacak ya da sayıca üstün olman lazım. Öyle değil mi? Şimdi Ling'le savunma yapacağın için rakibinden daha fazla Zergling yapıyor olman lazım. Tamam mı? Şu anda ekonomik avantajından dolayı çok daha fazla gidecek. Bir yerden sonra artık sen daha üstün olmaya başlayacaksın. Tamam mı? Şu anda ne yaptığın önemli. Şu anda çok şeyim var. Yap. Bak mantıklı. Bunu recognize etmene sevindim. Bunu anlamana sevindim. Tamam sadece sürekli şey yapıyor. Sürekli Zergling atıyor. Ben bir tane hiçbir şeye koyayım. Spine crawler. Diğerini ne yaptın? İki tane yapıyorsun. Diğeri nerede? Tam emin olamadım. Ha burada. I see. Olur. Mantıklı. Bırak parasını harcasın yani anladın mı? Bırak güzel. Oo queenler çok iyi.
Çok çok iyi. Ama temel olay, temel şey ne? İşte bu. Temel şey bu. Seni Spinecrawler da kurtarmayacak, şey de kurtarmayacak. Queen de kurtarmayacak. Larva kurtaracak seni. Larva. Larva. Bak Transfuse'la uğraşıyorsun. Larva. Harcalan. Bak geldi sıra harcalan diyor. Evet işte anladın mı? Kendi replaylerinize baktığınız zaman böyle bir şey görüyorsanız bağırın kendinize. Harca oğlum şunu. Harca. İnceklerin çok güzel. Paran var. Supply'ın yok. Sizi overlord yap. Scout'la falan uğraşıyorsun. Bak adam nereden geliyor diye kendini tedirgin hissediyorsun ya. Bundan dolayı yapıyorsun sen. Yani tedirgin oluyorsun. Ama bir yerden gelecek bu. Ben bunu scout etmem lazım. Gelip vurup duruyor bana diyorsun. Tamam mı? Creep koydun çok güzel. Creep'i devam ettireceksin. Çok mantıklı. Ama bu onu, o hissiyatın, o tedirginliğin en güzel ilacı ne biliyor musun? Larvayı harcamak. Anladın mı? Yani burada 10 tane roach'un olsaydı hiçbir şeyden korkmazdın. Anladın mı? 30 tane ya da yani bak 25 tane larvanı hepsini zörglün yap. Ne olacak? 50 tane zörglün olacak değil mi burada? Hiçbir şeyden korkmazdın. Ha Baneling'den korkarsa, 50 tane zörglün varsa burada Baneling'den de korkmam ben yani. Anladın mı? O larvayı harca, hiçbir şeyden korkmayacaksın o zaman. Bir de zaten bak yani, anladın mı? Bak gözünle görüyorsun. Bu kadar larvan varsa zaten harcamıyorum ben demen lazım bir noktada. Çünkü rakibin harcıyor. Rakibin çok az larva çıkartıyor. Onun şansı da o. Anladın mı yani? Hadi bakalım. Ha biriktiriyorum diyorsun larvayı. Hadi bakalım. Ben yani bu benim tavsiye edeceğim bir şey değil. Bak ben kendim biliyorsun benim oyunlarımdan. Muralisk yapmıyorum. Yapmamakta da ısrar ediyorum. Şeyin de farkındayım. Kendim de Mutalisk yaparsam daha fazla oyun kazanacağım. Biliyorum yani. Ama yapmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü hala gelişmekte olan bir oyuncuyum ben. Diamond League'deyim. Tamam mı? Beni geliştirecek şey Mura değil. Mura daha sonra. Makro'mu geliştirdikten sonra o zaman Mutalisk yapmak da bir şey olmayacak yani, anladın mı? Ve multitasking'imi geliştirdikten sonra müraları yaptığım zaman artık müraları kullanabiliyor da olacağım yani. Anladın? Dolayısıyla benim önem verdiğim şey o. Maçı kazanmak değillerdim yani. Düşük ligdeki arkadaşlar. İki tane tavsiye etmeyeceğim şey. Speedlingler ve Mutalisk'ler. Neden biliyor musunuz? Bak işte bundan dolayı. İki ünite de, Speedling de, Muta da, ikisi de babysitting isteyen ünitelerdir. Babysitting demek ne demek? Yani ilgilenmen gerekiyor, mikro yapman gerekiyor. Oh. Whoops. Böyle bir durumla karşılaşırsan da ayrıca overpower etmektense, bak şu anda burada yalnızca Spinecrawler'lar var ve ya Hydralisk'e vurabilecek hiçbir şey yok burada şu anda. Çek abi Zorgling'leri buraya. Lüzumu yok. Mutalisk'te vur. Ya Zorgling'lerini burada harcamanın hiçbir anlamı yok şu anda yani. Baksana hiç karşılık verecek bir iki tane şey geldi. Hydralisk geldi şu anda. Larva. Dronlar. Drone eksiğin var. Inject eksiğin var. Bu maçı kazanman bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim gözümde bu maçı kaybetmiş durumdasın. Demci. Bu maçı kazanmış görünüyorsun teknik olarak. Tebrik ediyoruz seni. Ama makroda kaybettin. Sorry. Lost.
Kendini kötü hissetmen için söylemiyorum, yanlış anlama. Güzel bir şey ama üretim. Zamanlama yasıtırdı. Adama sinir oldum ondan ya. Evet, olabilir. Olabilir. Tabii. Ama diyorum işte bak, hepinize tavsiyem. Bana sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben etkilenmem diyorsunuz ama insan etkileniyor. Karşındakini bilgisayar gibi düşün. Bildiğin artificial intelligence gibi düşün. Anladın mı? Bildiğin yapay zeka ile oynuyormuş gibi düşün. Bilgisayar. Hiç umurunda olmasın adamın. Gerçek insan olduğunu unut yani. Anladın mı? Asıl olay makro. Makro yaparsan bir de o zaman karşındakine daha da sinir ediyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü makro yaptığın sürece karşındaki abuk subuk ne varsa yapacak. Abuk subuk ne kadar ne yaparsan yap seni yenemeyecek. Hep duvara toslayacak. Duvara toslayacak. Duvara toslayacak. Duvara toslayacak. Anladın mı? Sen üretiyor olacaksın çünkü. O yüzden beni de uyuz etti. 2-3 adam üretti, sürekli saldırdı. Evet. Sen işte verimli bir şekilde üretirsen adam arkada ekonomi kasmıyor. Rakibin ekonomi yapmadığı için bir yerden sonra sen artık üretimde de daha üst, daha çok üretebilmeye başlayacaksın. Anladın mı? Rakibinden. Öyle olunca sana gelecek 3-5 tane şeyle, işte ne bir 10 tane 20 tane şeyle gelecek. Link'le gelecek. Sürekli link üretiyor ve duvara çarpıyor ya. 10 tane 20 tane, 10 tane 20 tane, 10 tane 20 tane. Artı bir upgrade'li link getirecek. Artı 2 upgrade'li link, artı 3 upgrade'li link getirecek. Yine 10 tane 20 tane, 10 tane 20 tane. Hadi 50 tane getirecek. Senin, benim söylediğim şekilde senin şu noktada 11.48 dakika var ya. Şu anda 200 supply roach hydra. Hydralık, roach hydralık. Full max supply ordun olacak. Sana isterse artı 3 şeyle gelsin yani. 150 supply linkle gelsin. Hiç fark etmez. Anladın mı? Yani o karşıdaki daha çok sinir olacak o zaman yani. Niye yenemiyorum ben bunu? diyecek yani. Anladın mı? O yüzden karşındakini sinir etmek istiyorsan, ama dediğin gibi oluyor, oluyor. Ben de çok gördüm yani. Oluyor. İnsanı sinir ediyorlar yani. Gıcık ediyorlar yani. Doğru. Evet, tebrik ediyoruz. Güzel bir şey. Yani güzel olmayan bir kazanç ama kazançtır. Hydra Mutalisk kazan, Mutalisk sana oyunu kazandırmış. Güzel. Tebrik ediyoruz. Ama makroda kaybettim. Sorry. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlara da umarım yararlı olmuştur. Twitch.tv/CD'deyiz. Siz de gelin takılalım. Hafta içi her akşam buradayız. Siz de gelin muhabbete katılın. Haydi görüşmek üzere. Eyvallah.